Yayın olacağını düşünüyorum şimdiden ama vermem gereken çok önemli haberler var. Yayından yaklaşık bir yarım saat önce, bir saat önce Paradox yeni oyun duyuracağının haberini verdi. 2 Ekim'de, bu pazartesiye denk geliyor. Yine beraber izleyeceğiz yayını. Yine bakacağız bakalım ne geliyor. Acaba gizli proje mi geliyor yoksa başka bir şey mi geliyor, göreceğiz. Dolayısıyla böyle bir bombayla başlamak isterim. Onun dışında güzel bir haberim daha var. 9 Ekim'de Steam Next Fest olacak. Demo festivali. Terminator, Dark Fate, Defiance oynanabiliyor olacak. Ben de size erken erişimini yapacağım Terminator, Dark Fate, Defiance'ın. Yine bir sürpriz daha. Evet, bunları söyledikten sonra Total War Pharaoh, uzun zamandır beklediğiniz tarihi bir, hatta bronz çağı diyelim. Bronz çağı bayağı bir bekleniyordu. Oyun geldi. Ufak bir şeyde yine bulunacağım. Grafikler üzerine şey yapacağım. Oyunu izlerken eğer ki grafiklerden hoşlanmazsanız, bunlar olabilecek şeyler. Neden olabilir diye söylüyorum. Çünkü grafik ayarları şu an medium high arası karışık gidiyor. Bazı özellikler kapalı, bazı özellikler açık olacak. Dolayısıyla izlerken grafikler üzerinden bir değerlendirme yapmanızı pek tavsiye etmiyorum. Yine de tabii sizin kendi kararınız olur. Ben bir şey diyemem. Şimdi bu hafta başında Twitter'da bir oylama başlatmıştım. Hangisiyle başlayalım diye. İlk seçeneklerimiz Mısır medeniyeti üzerineydi. Ramses, Seti, Tasuret ve Amenmas vardı içlerinde. 4 arkadaşımız. Kenanites'i unuttum. Oylamaya koymayı unuttum. Ama ona da illaki bir ara bakacağız. Burada da Bay ve Irsu var. Ve Hititler, Kurunta ile Supipulema var. Şimdi oylama Hititler üzerine çıktı. Ben Kurunta ile yayınını yapacağım. Elitor, teşekkür ederim. 18. ayı kutlu olsun. Aleyküm selam. Kurunta ile oynayacağız. Kendisi fırsatçı olarak geçiyor. Güney Anadolu'da Tarhun Tassa şehrinde Kurunta'nın kendi tiranik tiranlık şey var diyor. Yönetimi var diyor. Ve bir zamanların yüce Hitit krallığından bir kısmı, sadece bu parçası kaldı burada diyor. Teşekkür ediyorum Emre, aboneliğin için 5. ayın kutlu olsun. Devlet memuru musun? Oo, çok sevindim. Hayırlı olsun. Zekası ve zalimliğiyle yola çıkan Kurunta'nın tek bir amacı var diyor. Diğerlerinin yıkılışını görmek. Haydi bakalım. Kurunta Anadolu'nun güneyinde başlıyor. Konya'ya, yani Konya'ya yakın diyeceğim buraya. Burası daha ziyade Mersin oluyor. Yani Antalya'nın bittiği, böyle Mersin'in başladığı bir yer gibi oluyor aslında ama bölgeyi görünce daha iyi anlayacaksınız neden Konya gibi dediğimi. Konyalı demeyeceğim. Hayır, kesinlikle Konyalı demeyeceğim bu sırada. Onun dışında güzel ünitelerimiz var. Oyunun içinde gerisini göstereceğim. Hard'da oynayacağım bu sırada. Oyuna daha yeterince alışmadım. Oyuna gelen yeni özelliklerden birazcık bahsedelim. Sefer mekanikleri var. Artık seferlerde başlangıç bütçenizi seçebiliyorsunuz. Kaynakları seçebiliyorsunuz. Ve bir sürü özel ayarınız var gördüğünüz üzere yapabileceğiniz. Yani bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama yaptığınızda da bunu kaydedip diğer şeylerinizde preset olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela isyanları kaldırabiliyorsunuz gibi gibi. Yüksek rütbe verebiliyorsunuz. Savaşlarda yine seçenekleriniz var. AI seçenekleriniz var. Genel seçenekler zaten daha önceden de olan şeyler. Bu çok da yeni bir şey değil. Ama genel olarak bu şeyler, campaign ayarları, sefer ayarları yeni gelmiş durumda. Haydi bakalım. Take the throne of Hatti. Yozgard mı? Ben de Konyalıyım oğlum, ne ayıbı. Asıl ayıp Konyalı olmamız. Selam İsa. Ses var, nasıl yok? I am Menepta.
Ben Menepta. Oyunun şu an sesi yok mu? Ben yüce Firavun Menepta'yım. 10 yıl önce babamın gölgesi altında bu tahtı, tahtın varisliğinden şeyine geçtim diyor. Başına geçtim. Güçlü boğa. Mısır'ın koruyucusu. Ra'nın ve sevgili Amun'un seçilmişi. Yüce Firavun. İkinci Ramses. Yönetimim boyunca Mısır bolluk çekti diyor. Şimdi ise Set'in gözleri üzerimde hissediyorum. Ve karanlık zamanlar yaklaşıyor. Buraya geçen fragman gibi kaldı çünkü burası. Buraya gerek yok. Adam ne şehittir ne gazi oluyordu Niyazi. Lord of the End Times. Sana zaten Last Defender söylemiş ama ben tekrardan bunu söyleyeyim. Çünkü muhtemelen yayın boyunca bayağı bir kişi soracak. Ben fikir belirtemem. Ben size alın almayın diyemem. Ben oyuna puan veremem arkadaşlar. Oyunun sevdiğim mekanikleri olursa, hoşuma giden mekanikleri olursa bunları dile getirebiliyorum. Onun dışında bir şey diyemiyorum. Hititler karanlık içinde kaybolmuş durumdalar. Çıkmaya çalışıyorlar bu batık hallerinden. Karanlığın içinde Tarhuntasa'nın şeyi var diyor. Kurunta lideri. Açgözlülüğü, kıskançlığı ve zekası, entrikası onu tekrardan şeye getirecek. Yüce kralları Muvatalli şeyi geçirmesine rağmen diyor, tahtı geçirmesine rağmen Kurunta'nın öfkesi ve intikam hissi onu yönlendirmeye devam ediyor. Belki etrafındaki Hitit lordlarını toplayarak başa geçebilir veya bu dağılmışlıktan faydalanabilir ve bütün Hatti'yi yere indirebilir, yok edebilir. Kıbrıs adası yakında. Bronz var. Kurunta'nın gücü için bekliyor. Belki kıyılarına gidip oradaki kaynaklara el koyabilir. Onunla beraber bütün Anadolu ve Mısır'a tehdit olacaktır. Hatti zaten yok olmak üzere. Frigyalılar kılıçlarını biliyorlar diyor. Ama Kurunta çok daha hafife alınacak biri değil. Onun intikam isteği hepimizin sonunu getirebilir çünkü. Ve dünyayı karanlığa boğabilir. Evet. Şimdi birçok yeni şeyden söz etmemiz gerekecek. Çünkü oyunla beraber bir sürü yeni şey geldi aslında. Belki takip ettiniz bu süreçte. Belki takip etmediniz bilmiyorum. Kaynaklar Truva'dakinin aynı sistemi. Yani yine aynı şekilde birden fazla kaynağa sahibiz. Yemek, taş, odun, bronz ve altın olmak üzere. Bunun dışında hatırı sayılır bir büyüklükte teknoloji ağacı var. Böyle çok aşırı büyük değil belki ama yine büyük yani. Altlarındaki tur sayılarına dikkat ederseniz en azından. Yani bayağı bir sürüyor diyelim. Onun dışında oyunu bu sırada 60 tur oynayacağız. 60 tur bu seferi oynayacağız. Daha fazlası daha sonra olacak. Bir süre devam edemeyeceğiz. Onun dışında yerel mezhepler mevzusu var ki bu Truva'da da vardı yanlış hatırlamıyorsam.
Birkaç şey ise ilerleyen süreçte açılacak ve onların da detaylarına ineceğiz. Şimdi şehirler üzerine birazcık konuşalım. Yeni oyun malumunuz ve yeni bir sistemle beraber geldi. Artık yerleşkeler ve karakollar olarak ikiye ayrılıyor sistem. Yerleşkeleri zaten haritada böyle büyük şekilde şehrin ismiyle beraber görüyorsunuz. Yerleşkelerse şöyle ufak sütunlar şeklinde, ufak binalar şeklinde gözüküyor. Bu yerleşkeler şeyler kışla karakollar sonunda. Karakollar içlerinde bazı binaları barındırıyor. Kah ekonomik bir şeyler verebiliyor bunlar. Kah dini şeyler verebiliyor. Kah ordunuza bonuslar verebiliyor. Misal buraya ordu yolladığınızda ordunuzun hızını arttırabileceğiniz veyahut ordunuzun bakım ücretini düşürebileceğiniz binalar yapabiliyorsunuz. Onun dışında şehirlerde şöyle bir mantığımız var. Mutluluk, etki ve iş gücü diye ayrılıyor. Üçü ayrılıyor. Eskiden sadece asayiş olarak gördüğünüz şey şimdi böyle bir üçe bölünmüşlük yaşıyor. Buradaki mevzu da şu. Mutluluğunuz ne kadar fazlaysa iş gücünüz o kadar artıyor ve aynı zamanda da moraliniz de artıyor yeni ürettiğiniz askerlerde. Etkiniz ne kadar yüksek olursa kaynağı o kadar yüksek topluyorsunuz bu bölgede ve iş gücünüz de binaları yapmanızı sağlıyor. Eğer iş gücü fazlalığınız çok fazlaysa bu da mutsuzluğa sebep oluyor çünkü işsizliğe sebep oluyor gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında biz burada askeri binalarımız tam sanırım neyimiz var? Vergi binası varmış, bayılırım. Şu askeri binalara bakalım. Klablar var, mızraklılar var. Mızraklıları aslında bir ateşlemek istiyorum. Şu an mızraklımız yok çünkü bildiğim kadarıyla. Ya varmış, bir tane varmış ama basit mızraklı gibi duruyor. Sıkıntı değil, biz daha iyisini basalım. Onun dışında burada yiyecek mi topluyoruz? Yiyecek topluyoruz. Şuradan yiyecek gelirini birazcık arttıralım. Vallahi onun dışında kalsın şimdilik. Zaten bir şey yapamayacağız. Hızlı bir şekilde savaşta başlayacağız. Kıbrıs adasını her ne kadar bize önermiş olsa da Kıbrıs adasından ziyade ben buraları toparlamayı daha mantıklı buluyorum. Şahsen. Siz farklı şekilde düşünebilirsiniz. Ama şu an başladığımız yer dolayısıyla hani Antalya'ya doğru gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Vergi mi? Royal Decree'miz var. Açmamışız daha. Workforce veriyorsun. Mutluluk veriyorsun. Tüt tüt tüt. Yiyecek veriyorsun. Altın veriyorsun. Tanrılara doğru gitmek istiyorum da şuradan gidebiliriz. Çok erken de gitmemize gerek yok ama olsun. İkinci bir general yaptığımızda ihtiyacımız olacak. Savaşla başlayalım bakalım. Bir de savaşlardaki yenilikleri görelim. Ünite çeşitliliği nasıl oyunda? Yapıştır hülo. Konyalı firavun mu? Total War resmi sitesinde indirimde satın alabiliyor muyuz? İndirimi var mı bilmiyorum. Ünlem Total War yazıp deneyebilirsiniz. Dün arkadaşlar alamıyorlardı, bir sıkıntı çıkmıştı ama. Şimdi yeni gelen mevzulardan bir tanesi savaşın dinamik hava durumu söz konusu. Sisle başlıyor, daha sonrasında olabilecekler arasında yağmur yağışı varmış. Bekleyelim, daha iyi bir hava durumu gelirse daha hoş olur. Şu an fırtına varmış. Hem menzili etkiliyor, hem isabetliliği etkiliyor, hem de yeniden doldurmayı etkiliyor. Daha sonra da gök gürültülü fırtına geliyor. O daha da beter etkiliyor bizi. Bir gün daha beklesek. Tamam, kuru ama sis basabilir diyor. Okey. Kuru olsun ama sis bassın çok büyük bir dert değil bizim için açıkçası. Hemen şöyle mızraklıları yerleştirelim. Yanına da kılıçlıları yerleştirin. We fight for Hati. Kralı da şöyle yerleştirelim. Bir de yakından göstermiş olayım size üniteleri. Gerçi güneş tam arkadan vurduğu için bazı şeyleri rahat göremeyebiliriz. Daha gölgede kalıyorlar çünkü. Şu an bizim kral burada. Kendi bodyguardları var. Eski sistemdeki gibi düşün. Ama kral hemen ölmüyor. Bu sırada onu da söyleyeyim. O sistemi değiştirmek için şu mouse'umu böyle tutacağım. Mouse'u direkt size gösteremeyeceğim ama %100 kalkan gördüğünüz bir durum var. Bu %100 kalkan kırılmadan çok fazla can kaybetmiyorsunuz ya da ünite kaybetmiyorsunuz. Bu durum dolayısıyla savaşlar
yani birebir çatışmalar mı diyeyim artık, savaşlar mı diyeyim, birazcık şey yapıyor, uzun sürüyor normalden. Ha, zırh çok mu zor kırılıyor? Hayır, hızlı kırılabiliyor ama bilginiz olsun, hani hemen böyle ilk çarpışmada ölme durumu yok eski Total War serilerinde olduğu gibi. Dolayısıyla hani kendinizi çok da böyle şey yapmayın, eyvah generali kullanmayayım falan şeyine girmenize gerek yok. Kendini bu sırada geyik olarak, yabani geyik olarak adlandırıyor. Neden böyle bir lakabı var bilmiyorum. Kurunta'nın tarihiyle dair pek bir bilgim yok. Ama bayağı şey bir lider, yani güçlü bir lider. Kendisiyle daha önce oynama fırsatım oldu. Ya kıyaslayabileceğim 2-3 lider var. Çünkü 2-3 liderle oynayabildim. Valla liderler arasında gördüğüm en güçlülerinden biriydi Kurunta. Hititler'de geyik önemli diye biliyorum. Bilmiyorum, olabilir. Bu sırada yeni stance mevzuları da var. Bunları en son konuşmuştuk zaten, biliyorsunuz. Manor Lords'tan gelen bir sistem. Stance koyabiliyorsunuz askerlerinize ve stance'lerine bağlı takılabiliyor artık askerleriniz. Bu da hani gelen yeniliklerden bir tanesi combat açısından. Sis bastırmadan vuralım. Gerçi sis bizim lehimize oluyormuş. Bende okçu yokmuş. Keşke Sis'te girseymişiz ama neyse. Savaş arabaları falan var, evet. Direkt saldırıya geç. Victory awaits. Güzel, arkadan daldı bizimkiler. Eyvallah, hoş geldin Spresi. Şimdi stance olarak varsa göstereyim diyeceğim ama bunlarda yok sanırım. Diğerlerinde olması lazım. Geri çekilme stance'leri falan var. İtme stance'leri olduğundan size onları da göstermeye çalışırım. İtme emri verdiğinizde beraber itmeye çalışıyor üniteler. Yeni gelen stand sayesinde. Yine kalkan mevzularına bakarsanız şöyle göstereyim. Mesela Kaskin Warriors var. %61 kalkanlar gitmiş. Biraz canları gitmiş. 3 ünite kaybetmişler sadece mesela. Ki ilk kombata girenlerden biriydi bunlar. Soldiers of Hati. Cartoon Network. Bu sırada aşağıdaki görsellerle ilgili de ufak bir şeyde bulunayım. Bu hani oyunu nasıl oynamak istediğinizle değişen bir durum gerçi ama onların görseli sanırım grafikteydi. 2D görsel var ünitelerde. Siz nasıl tercih edersiniz bilmiyorum. Port oldu galiba. Aynen. 2D'yi de bir göstereyim ben de. Ha, gerçi burada değişmiyormuş, pardon. 2D görselleri de şeye benzetebilirsiniz. Britanya'dakine benzetebilirsiniz. Gerçi ana menüde değiştiği zaman oradan gösteririz. Bir şey değişmez. Yani Britanya'daki gibi mi gözüksün yoksa Troy'daki gibi mi gözüksün diyorsanız, size kalmış bir durum sonuçta. Onu kendiniz şey yaparsınız. Herkesin kendi zevkine göre bir durum sonuçta. How do I fight with this? Optimizasyonu etkileyen bir şey değil. Aşağıdaki ünite kartlarını etkiler. Bunların kalkanlar zaten direkt patates olmuş. Gayet iyi dövüyorlar burada. Bizim lider de burada gördüğünüz gibi Kurunta. Bu
Gayet güzel dövüşüyor adamı. Bam, güm gömüyor kalkanı direkt. Tek başına olması birazcık üzücü sadece orada ama. Tamam mı burası? Gel sen de geri. Burada çok bir şey kalmadı. Hızlandırabiliriz aslında. Zaten çevirdik her yerden adamları. Okçum yok şu an. Hayır. Başlangıç ordum bu. Tamam, kaçmaya başladılar zaten. Liderleri buradaymış. Oo, bizimki yaralandı. Ulan tam savaş biterken adam yaralandı mı? Sen ciddi misin ya? Bir saniye ya. Bir saniye içinde yaralandı mı adam gerçekten? Adam yaralandı, savaş bitti. Gudubetlik böyle bir şey. Biz kazandık ama bizimki düştü tabii. Hakikaten bu kadar olmaz ya. Gel. Slinger'lar var. Slinger'ların böyle hasarı çok fazla değil açıkçası. Çok hani tercih edilir mi derseniz, menzili çok iyi. Okçulardan daha iyi bir menzili var ama bilmiyorum. Yani bence misal damage'ları birazcık zayıf. O yüzden çok tercih etmeyebilirsiniz. Gelecek adam, merak etme, yaralandı. Ama hani ne yapılabilir bunun yerine? Daha böyle kılıçlı ünitelerle falan oynamayı tercih edebilirsiniz. Flank atmak amaçlı. Şöyle 3 tane asker ver bize. Kaç tur sürecek bilmiyorum ama dinlenip geri gelecek. Legendary olduğu için şey olmuyor. Ölmüyor. Döner döner. Oo, gaza geldi, saldırıyor. İyi, hadi bir daha dövün. Hoş geldin. İki okçusu var, iki kılıçlısı var. Niye saldırdı bilmiyorum vallahi. Çok anlamsız bir saldırı yapıyor şu an ama. Ya bizim neredeyse hiçbir kaybımız yok. Bir iki ünitemiz hasarlı. Onun dışında rahatız. Fırtına da saldırıyor bize. Daha da mantıksız bir saldırı bence. Çünkü adamda okçu çok var. Bizde ise hiç okçu yok. Tamam, gel bakalım. Yaslanacağız şöyle. Gelsinler. İntihar etmek istiyormuşlar. Gel bakalım. Bu sırada bu haritayı da istediğiniz kadar büyütüp içerideki simgeleri de istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Ben hani rahat görmeniz açısından böyle bir şey kullandım. Hani biraz daha şöyle kıssam daha mı iyi gözüküyor kameradan? Evet. Büyüteyim mi mesela simgeleri, daha rahat görmek istiyor musunuz? Yani ne kadar rahat görüyorsunuz? Onu da bana söyleyin. Birimleri yakından gösteririz. Birimleri yakından göstereyim. Hatta stance'i de şimdi göstereceğim size. Normal mızraklarımız burada duruyor. Stance Spear Wall Formation'ımız var. Hemen burada mızrak kalkan duvarı yapacaklar kendilerine. Abi bu stance'lerde birazcık formasyon hafif şey olabiliyor. Bunlar muhtemelen düzeltilecek şeyler arasındadır. Onu da söylemiş olayım. Bir tık mı? İyi, bir tane daha büyüteyim. Ha, lideri görmek açısından önemli bence. Ya benim için minimap o açıdan önemli. Siz rahat görebiliyorsanız sıkıntı yok. Ne demek test tutuyor? Çok yanlış zaman dilimine geldik be kral. Çıktınız mı? Çıkın. Hemen arkalarından da saldırıya gidelim.
Yani stance böyle kalabiliyor. Bazı ünitelerde de it emri veriyorsunuz. Hepsi beraber formasyonu bozmadan itmeye çalışıyorlar. Efektlere şöyle bir şey diyeyim. Bu efektleri daha inceltebiliyorsunuz. Grafiksel şeyler açısından tekrardan uyarıyorum. Grafiklerimiz ultra'da değil. Dolayısıyla bazı şeyler şey gelebilir. Hoş gelmeyebilir. Onun için yapabileceğim bir şey yok. Yani bilgisayar ölür. Öyle bir şeydi. Ben kendim ultra'da oynadım ama yani grafik açısından şeyi iyi bence. Grafikleri bayağı şaşalı grafikleri var. Zaten fotoğraf modundan da görebilirsiniz. Oyunun fotoğraf moduyla resimler paylaştı bayağı bir CA. Grafik konusunda pek bir sıkıntısı yok yani. Eğer kafanıza onu takarsanız. Okçuları orada dövüyoruz. Bu kanat dağıldı. Güzel. Hemen açalım şöyle. Sonra da abonelerin çekilişi 9'da olacak. Hatırlatmış olayım bütün abonelere. Oyun listesini Discord'dan görüyorsunuz. Unutmayın. Hemen şöyle girelim. Taraf. Ulan okçuları ne kadar yavaş dövdüler ya. Club shield'lar. Soldiers of Hati. Şu overlay'in sürekli çıkmasını engelleyemem. Her savaşta otomatik tekrardan çıkıyor. Her ne kadar kilit tuşunu kapatsam da. Bilmiyorum o yani bir bug mı değil mi nedir ne değildir bilmiyorum ama her savaşta otomatik tekrar çıkıyor. Yani hızlandırabiliriz çünkü dediğim gibi kolay bitmiyor birebir dövüşler artık. Kalkan mevzusundan dolayı biraz daha uzun sürüyor. Ya o açıdan açıkçası birazcık şeyi andırıyor. Warhammer'ın SFO Grimhammer modunu andırıyor. Kombatların süresi uzatılmış durumda. Ha, ufak bir detaydan daha bahsedeyim. Bugün Battal da aynısını sorduğu için belki merak edeniniz olur diye. Oyunda kan yok. Bilginize. Niye sancakları mı sevmediniz? Beni çok etkilemiyor açıkçası sancak mevzusu ya. Şöyle bir mevzu var. Karakterinizin ve bodyguardlarınızın zırhlarını, kalkanlarını, silahlarını belirleyebiliyorsunuz. Bindiği hayvanı, işte follower'lar, taktığı item'lar falan diye. Bu ekranı göstermediğimi şimdi fark ettim. Onun dışında atanmış ünvanlarınız var. 4 tane ünvan atayabiliyorsunuz ve burada da competencies yani yatkınlıklar, yetkinlikler daha ziyade var. Bunlardan en üstteki savaş üzerinden şeyinizi azaltıyor. Askerlerinizin upkeep'ini falan azaltıyor. Moral burada veriyor tamam. Buraya kadar hani genel olarak hep upkeep üzerine ama şuralarda düşmana moral eksisi falan atıyor. Yani çok adminlik bir şey aslında ama şuralarda savaşa destek veriyor. Haberiniz olsun. Ortadan gittiğinizde yenilenmeyi arttırıyor. Ama defans da veriyor hani bu şeylerde. Bu her 5'te 1 diyelim şunlara. Anlatımı da rahat olsun benim adıma. Her 5'te 1 defans falan veriyor. İşte ne bileyim menzille şeylere %50 şansla mesela perileyebiliyor gibi şeyler de var aralarında. Yani farklı farklı şeyleri var. Burada da yürüme menzili veriyor. Her 5'te 1 de charge bonus ekliyor. Breakthrough'lar falan filan veriyor gördüğünüz gibi. Yani her birinin 5'te 1'i savaşı etkiliyor gibi düşünebilirsiniz. Diğerleri genel olarak harita üzerinden etkiliyor.
Bunları da neye göre açacağım diye düşünürseniz, hani neye ihtiyacınız varsa tabii ki ona göre açacaksınız, ama aşağıda ünvanlar var. Bu ünvanların altında neyden ne kadar istedikleri yazıyor. Mesela bazıları karma istiyor, bazıları tekil istiyor. Bizimkinde 3 seviye presence var, varlık. O da Overseer of Militia diye bir yetenek veriyor bize. Artı 3 rütbeyle asker basıyoruz. Diğerlerinin mesela ilkinde Storm Warrior'lar açılıyor burada. Burada Mistwalker'lar, herkes şeyde gözükmüyor. Sis varken hiçbir ünitemiz gözükmüyor. Hitit üniteleri sadece ama. Tabii bu elemanda şu an bu var. Bunu alacağız. Bir de yürüme menzili alacağım şimdilik. Şu Sibre'ye de alalım. Bir şehir savaşı da yapalım. Şehir savaşı yapmadık. Onu da yapmış olalım.